Parti yönetiminde işte Kemal Bey çok rahat hatta bugün e, onun yakın ekibiyle de konuştum e, gayet iyi ve çok hızlı sahaya ineceğiz dedi. Çünkü Kemal Bey neden mutlu? Çünkü masada söz verdiği partilere dair sözünü yerine getirdi. Bir kere bu önemli. Yani onların e, bir problem çıkarma ihtimali ortadan kaldırdı. İkincisi ee, parti içinde kendi A takımlı büyük ölçüde korudu yani Bülent Kuşoğlu kendi isteğiyle o aday olmadı ama Oğuzkan Salıcı Tunca Özkan bunların hepsi listede var hala kendi A takımını kurdu Erdoğan Toprak mesela bir CHP'li yöneticiyle konuştum ee, dedi ki Erdoğan Bey sadece kendi e, sıraya girmekle kalmadı grup kuracak sayıda da kendine yakın isimleri de koydu listelere. Yani dolayısıyla gücünü korudu. Ee, Erdoğan toprak sadece Erdoğan toprak değil. Sevgili Başak onu söyleyeyim çok ciddi bir güç o. Bu hep parti söylenir yani. Sayın Toprak'ın gücü nereden evet, kaynaklanıyor öyledir. peki? Bu hep böyle konuşuluyor. Ya şöyle e, o, e, şöyle iş dünyasıyla e, iş dünyasıyla ilişkileri teşkilat üzerinde etkinliği, <laughs> parti içinde çok ciddi gücü var. O danışman ekibi, meşhur o 14. kat dedikleri hani hmm. iddiaya göre bazıları diyor ki kartta girilebiliyor, bazıları diyor ki asansör bile çıkmıyor ya hatta ailen vekiller ben hiç 14. katı görmedim dedi Öztürk Yılmaz savcı ya. sayan 14. katı kimse giremiyor dedi falan böyle gizemli bir yer olarak tanımlanıyor mesela 14. katı Erdoğan Toprağın yönettiği söyleniyor Ya yani oradaki danışman ekibi o danışman ekibi stratejiyi o belirler derler. Ben mesela Erdoğan Toprak için şey e, kullanırım. Hatta e, bir CHP'li abim de ben ilk da şey dedi e, tam isabet diye. O yüzden bir daha ku kullanacağım. Şimdi o onaylayınca dedim ki Erdoğan Toprak e, aynı zamanda Kemal Bey'in beyninin diğer yarısıdır diye. E, yani o o kadar etkili ve güçlü. Etkili. Şimdi Dolayısıyla bu A takımı korundu. E, A takımı korundu. O diğer partilere verilen sözler tutuldu. Dolayısıyla Kemal Bey o anlamda mutlu. Yani e, rahat. Fakat hani tabanda sıkıntı var. Var. Yani il örgütleri mesela şey diyor. Yani bunu ben tabii ya şimdi deva gelecek saadette de benim hani çok yakın dostlarım var. Ben ben o yüzden böyle incitmeden konuşmaya çalışıyorum. Ya, mesela şey diyor. Ya ben gideceğim işte eee ...atıyorum Mersin'de Mehmet e, Ekmen'e... ...niye o içtim diyor. Geçmişte işte Kemal Bey'e hakaret bile etmiş. Ya da işte Çankaya'da saldırgına... E ...niye o içtim diyor falan. Şimdi doğal olarak bu... E, ...sahaya ne kadar... ...yansıyacak... ...gerçekten o onu görmek lazım. Yani Peki. canla başla çalışacaklar mı? Ne yapacaklar? E, çünkü sonuçta kendi adayı... Gö ...göstermek istedikleri yerler. Ayrıca teşkilatların direnmesi var. ya Mesela lütfi Savaş... ...Saadullah Ergin'i Hatay'da listeye koydurmadı. Onu koydurmayan da tüm savaştır. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Saadullah Ergin çünkü mesela Hatay listesindeydi. Ama teşkilat da arkasını aldı, elini masaya vurdu... ...o buraya gelmeyecek dedi ve koy, koyamadılar. Dolayısıyla e, o teşkilatların bir takım hassasiyetlerini gözünde bulundular ama... ...dediğim gibi hala bir mutsuzluk hali var. Hala bir sıkıntı var. Ama asıl kırılma tekrar ediyorum burası çok önemli. 14. Kemal Bey kaybeder ve CHP bu dönemki sayının altına düşerse muhtemelen CHP için İsrafil Melek suru üfleyecek öyle görünüyor.